Ay Suzan, Suzan. Hayır, vurma Suzan, vurma. Periler var Suzan, periler var. Vurma Suzan, periler var diyorum. Şirin baba, senin ne işin var? Ben Şirin'den demedim, periler dedim. Şirin baba git, vurma Suzan, vurma Suzan, vurma. Vurma Suzan. Hadi kafayı bir göreceğim. Vurma! Vurma. Ya, Suzan. Merhaba annen. Yine periler alemindesin baktım, uçuyorsun. Hayret, dürbünün başında değilsin. Sevindin mi? Sevinmedim, şaşırdım anne. Ne oldu kocacığım? Gözlerin yoruldu da gözlerini mi dinlendiriyorsun? Yoksa periler aleminde kayda değer bir şey göremedin de sıkıldın mı anne? Bir şey söylesene anne. Suzan şimdi doğruyu söyleyeceğim, çok kızacaksın ama. Aa söyle, ne olursun anne. Bak ben merak ederim şimdi. Sonra bana ay bu kadın kocasının sorunlarına hiç ilgilenmiyor falan derler maazallah. Hadi açıl bana canım, söyle. Sahi mi? Bak şimdi gözlerimin yorulduğu kısmen doğru. İyi, yanılmamışım. Sonra bugün çok garip bir şey oldu. Hani küçük peri var ya, çilek. Otur, otur bakayım. Bak, kreşten geldikten sonra çok garip hareketler yapıyor. Tamam, kendi kendine gülüyor. Ya benim görmediğim varlıklarla konuşuyor ya kafayı yedi. Böyle dediğim gibi kendi kendine gülüyor, omuz silkiyor. Sonra gözlerini böyle bir noktaya dikip böyle garip garip bakıyordu. Sanki derin derin düşünüyormuş gibi. Bunun nesi acayip Avni? Ha, sence acayip değil mi Suzan? Değil Avni. Belli ki kız kendi kendine bir şeyler düşünüyor. Onun için de omuz silkip gülüyor. Ne var yani? Ha, ne var? Kafede sen de benim aklıma geldiğin zaman ben de suratımı buruşturuyorum. İlla insanın deli mi olması gerek ha? İlla kozmik güçlerle bağlantı kurup sessiz varlıklarla diyaloğa mı girmesi gerekiyor ha? Asıl anormal olan sensin Avni. Normal şeylerin içinde bile acayiplikler aramaya başladın. Ama Suzan bak, bana hem konuş diyorsun hem açıl diyorsun, sonra da beni boğuyorsun. Ben seni daha boğmaya başlamadım Avni. Bunlar senin iyi günlerin Avni. Sen hele bir doğru düz iş bulma. Hele bu periler aleminden vazgeçme. Bak ben seni o zaman nasıl boğuyorum Avni? Seni Taksim'in ortayında sallandırıp nasıl boğuyorum Avni? Ha ya? Sen perilerle uğraşacak kadar hayalperest bir kocaysan, ben de sana bunları yapabilecek kadar maceracı ve de yaratıcı bir kadınım Avni. Vallahi seni boğar boğadı Suzan demezler. Kaldır şunları bir işe yarar. Tamam Suzan, tamam. Ona dokunma. Tamam, dokunma. Onu Betüş'e aldım. Tamam. Benim arkadaşımın hediyesi o. Çek biz ellerini. Tamam. Bunları götür. Bunlara dokunabilir miyim? Sinir. Tamam. Kızlar, babanızla konuştum. Trafik çok sıkışıkmış ama 5 dakika kadar burada olacaklarmış. Oh be, nihayet yiyebileceğiz. Sen zaten başladın abi. Aa Cem, lütfen sabret birazcık. Bozma şu salatayı. Tamam Betüş, yiyemiyorum zaten. Çilek, sen bir şey düşündün mü şu ödevle ilgili? Düşünüyorum ama hala bulamadım. Ben de. Bence çok yiyenler için bir icat bul Çilek. Mesela ağza takılan bir kilit. Adı da dombili kilidi olsun. Babamlara söyledin mi Betüş? Evet canım, söyledim. Yolda Kendal amcayla ve anneannemle beraber düşünecekler. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne haber? İyiyim ben anne, sen nasılsın? İyiyim güzelim. Cem yok mu? Aa, tam düşündüğüm yerde. Merhaba anneanne, merhaba Kendal amca. Merhaba. Ben ellerimi yıkayayım sonra başlayalım, tamam mı? Şekerim, yemekler hazır mı? Ay tabii, kaç kere ısıttım bile. Harikasın, karnımız zil çalıyor. Tamam. Lütfen siz buyurun. Buyurun. Tamam. Anneanne, anneanne, anneanne. Bana bir şey bulabildiniz mi? Hayır, bir şey bulamadık. Ama babanın harika bir fikri var. Gel şimdi onu bir dinle bakalım küçük mucit. Hadi buyurun bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.